أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin âl ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Yüce Rabbimiz cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yollarından ve şefaatlerinden bu dünyada da ahiret yurdunda da ayırmasın inşallah. Kıymetli kardeşlerim, toplumun temel taşını, temel yapı taşını oluşturan aile ve unsurlarıyla ilgili sohbetlerimize bugün yüce dinimiz İslam'ın Efendimiz örnekliğinde çocuklara verdiği değeri inşallah gücümüz nispetinde anlatmaya gayret göstereceğiz. Mekke ile Medine arasında hicret yolunda efendim hamile bir anne var idi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadık dostu Hazreti Ebubekir Efendimizle birlikte aynı yollardan, yani Efendimiz geçeli 2 yıl olmuştu. Bu kutsal yolculuklarında onlara gizlice azık taşıyan, kuşağını ikiye bölüp su kırbasının ve azık torbasının ağzını bağlayan Esma radıyallahu anha, Ebubekir Efendimizin kızı, aşina olduğu kum tepelerini şimdi kendisi tırmanıyordu. Bu defa tabi Efendimiz'e ve babasına, Ebubekir Efendimiz'e yemek taşımak için değil, hamileydi, doğum yapmak için efendim yani göç maksadıyla harekete geçmişti. Kuba köyü görününce Hazreti Ebubekir Efendimiz'e ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kavuşturacak çetin yolculuğu sona ermişti. Kuba'da onu bekleyen bir başka sürpriz vardı. Yavrusunun da anne karnındaki yolculuğu sona ermiş ve ailesine kavuşma anı gelmişti. Yani Esma annemiz Kuba'da efendim doğum yaptı. Onun yaptığı doğum sadece Efendimiz'i veya Ebubekir Efendimiz'i değil, bütün Müslümanları sevince boğmuştu. Çünkü zor günlerde, sıkıntılı günlerde böylesine sevindirici bir haber almak Müslümanları gerçekten tarifi mümkün olmayan bir huzurun içerisine itivermişti. Evet, bu kimse, yani Kuba'da dünyaya gelen bu bebenin, erkek evladın adı Zübeyir bin Avvam olacak. Yani Ebubekir Efendimiz'in torunu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini cennetle müjdelediği 10 sahabi efendimizden birisi olacaktı. Evet, işte böyle Efendimiz aleyhissalatu vesselam da Ebubekir Efendimiz de ailelerine yeni bir fert katılması dolayısıyla tarifi mümkün olmayan sevinçlere gark olmuşlardı. Fakat onlar şunun da farkındalardı ki doğumla beraber aileye katılan bu yeni üye beraberinde bazı sorumlulukları da getiriyordu. Yani anneye, babaya, dedeye, evde kimin ne rolü varsa, yani üstlendiği o role uygun bir şekilde efendim yeni katılan aile üyesine karşı görevler vardı. Mesela Efendimiz Aleyhisselam, yani kız mı doğdu, erkek mi doğdu, bunu çok Efendimiz Aleyhisselam önemsememiştir. Sadece belki ismini koymak için, hani cinsiyeti nedir onu sormuş olabilirler. Cahiliye devrinden kalma, yani kız çocuğu olunca utanıp onu acaba gömse mi, kimseye bu haberi duyurmadan nasıl yapabilir, yüzünün simsiyah kesilmesi gibi kız çocuğundan utanarak, erkek çocuğu olduğunda da ziyafetler vererek herkese işte oğlum oldu şeklinde bir yaklaşım içerisine ne Efendimiz Aleyhisselam ne Ebubekir Efendimiz de bugüne kadar ki Müslümanlar girmemişlerdir. Dolayısıyla günümüzde de zaman zaman efendim kız çocuğu, yani nasılsa büyüyecek, evden ayrılacak, gidecek. Dolayısıyla çok fazla ona, yani fazla derken hak ettiği malı, hak ettiği değeri vermemize gerek yok. Nasılsa gidecek. Yani malı filan bölmesin, işte abisi varsa, kardeşi varsa onlardan malını almasın gibi cahiliyeden kalma bir adet içerisine kesinlikle girmemeliyiz. Çocukları ister kız olsun ister erkek olsun dünya hayatının süsü olarak görmeliyiz. Ve onların ne kadar değerli bir nimet olduğunu
aklımızdan çıkarmadan aynı zamanda Rabbimizin onlar vasıtasıyla kendilerini bizleri imtihan ettiğini göz ardı etmeden çocuklarımıza tabiri caizse bir emanet gözüyle bakmalıyız. Rabbimiz bizi bazen çocuk vererek bazen çocuk vermeyerek imtihan ediyor. Şimdi bakıyorsunuz yani nice zengin, sağlığı yerinde, yani bir evladı olması için nice paralar, tonla paralar harcıyor ama çocuğu olmuyor. O da çocuk sahibi olamamakla imtihan oluyor. Bakıyorsunuz belki çok fakir, hani biz ne yedirecek, ne içirecek, nasıl giydirecek filan, hep bu açılardan bakıyoruz ya olaya. Çok fakir ama diyelim 10 tane çocuğu var, 15 tane çocuğu var, şu kadar torunu var. Bu kimse de evlatlarıyla, torunlarıyla imtihan oluyor. Acaba helalinden mi kazanacak? Yani ismini, İslami bir isim mi koyacak? Terbiyesi nasıl olacak? İlmi gelişimi nasıl olacak? Ahlaki gelişimi nasıl olacak? Vesaire gibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ister erkek olsun, ister kız olsun çocuk ile imtihan edildiğimizi veya çocuksuzluk ile imtihan edildiğimizi zihinlerimize nakşetmiş. Bunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Bunu aklımızdan çıkarmazsak değerli kardeşlerim, mesela Efendimiz Aleyhisselam dünyaya yeni gelen çocuklara şöyle bir lokmacık, küçücük bir hurmayı Efendimiz ağzında eritirler. Tam böyle yutmadan efendim çocuğun damağına diyelim, damağına bunu yapıştırırlardı. Tahnik deniliyor bu uygulamaya. Bugün işte modern bilim, tıp vesaire de yeni dünyaya gelmiş çocuklara bu tür bir uygulamanın onların iştahlarını açtığını ve bütün sinir sistemini harekete geçirdiğini bize bildiriyorlar. Yani yeni doğan çocuğa böyle bir şeker gibi, hurma gibi tatlı cinsinden bir şeyle efendim böyle hafif onu ağzımızda eritip çocuğun damağına yapıştırmamız bir anne baba olarak veya dedeler olarak vazifemizdir. Daha sonra çocuklarımıza koyacağımız adlar, isimler çok önemli. Çünkü bu isimlerle hem bu dünya hayatında hem de ahiret yurdunda insanlar çağrılacaklar, davet edilecekler, hesap için gelecekler. Yani adını George koymanın veya ne bileyim Hans koymanın hiçbir anlamı yok. Hem isim olarak hem ahlak olarak efendim onlara benzetmiş oluruz çocuklarımızı. Veya şimdi anlamsız şeyler. Yani hatta bir defasında belki burada da dile getirdik. Şimdi soruyorsunuz çocuğun ismi ne? Büdü diyor. Büdü. Ne demek büdü? Hani bir Edi ile Büdü vardı, acaba oradaki Edi Büdü mü diyoruz? Yok hocam diyor, Kur'an-ı Kerim'de geçtiği için Büdü koydu. E nerede geçiyor? İyyâke na'budu var ya. İyyâke na'budu. Na'budu'nun yarısını o tarafa bölüyor, yarısını bu tarafa bölüyor. Çocuğuna Kur'an-ı Kerim'deki geçen bir ismi koyuyor. Veya şimdi Veysel ismine bakalım mesela. Veysel, bu ismin aslı Üveys'tir. Üveys el-Karani. Yani doğrusu böyledir. İsim vereceksek Üveys ismini verelim. Yani oradan Veys kısmını, el-Karani'den de el kısmını aldık. Veysel kaldı, öylece koyduk. Bunu da yapmamak lazım. Üveys diyelim, daha güzel olsun. Veya işte ne bileyim, Damla, Su, Hava, Mama, böyle garip garip isimler konuluyor. Efendimiz Aleyhisselam isim konusunda çok hassas davranılmış. Mesela Harp, bir tanesinin ismini Harp koymuşlar. Ne demek Harp? Savaş demek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu isimleri, daha doğrusu Harp ismini Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimiz'e koymak için Hazreti Ali Efendimiz ısrar ediyor. Efendimiz de onların bir tanesinin ismini Hasan, Hasen yani güzel anlamında, Hüseyin de güzel olan, küçük olan güzel demektir. Veya güzelin küçüğü demektir. Hasan ve Hüseyin isimlerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara vermiştir. Kendi ismine baktığımızda da Efendimiz Aleyhisselam'ın, biz sadece Efendimizin Muhammed ismini genel olarak biliyoruz veya Mustafa ismini biliyoruz. Ama bunun dışında Kur'an-ı Kerim'de haber verildiğine göre Tevrat'ta Efendimizin ismi Ahmet olarak bildirilmiştir. Yani Musa Aleyhisselam'dan sonra, İsa Aleyhisselam'dan sonra gelecek ismi Ahmet olacak bir peygamber. Bu Efendimizin isimlerinden bir tanesidir. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafa. Genelde bunları biliyoruz ama Efendimizin bunun haricinde de bir sürü ismi var. Dolayısıyla yani erkek çocuğu olan bir kardeşimiz Efendimizin isimlerinden herhangi bir tanesini gönül rahatlığıyla koyabilir. Ne kadar çok olursa o kadar bizim için, yani yaşadığımız toplum açısından çocuklarımızın ahlaki
fiziki, psikolojik gelişimler açısından o kadar iyidir. Ama burada da dikkatli olmamız gereken husus nedir? Efendimizin ismini, mesela Muhammed ismi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e özel bir isimdir. Bu isim konulacağı zaman son derece dikkatli olunması lazım. Yani adam diyelim ki kötü bir söz söyledi. İşte filancanın adı Muhammed, ona küfretti, kötü bir şey söyledi. Yani sanki Efendimiz aleyhisselama küfretmiş gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalabiliriz. Belki hani Muhammed Ahmet, Muhammed Mustafa, Muhammed işte Hamza gibi çift isimler olabilir. Efendimiz Aleyhisselam bu konuda da hani üç tane erkek evladı olup da benim ismimin birisini en azından koymazsa bana zulmetmiş buyuruyor hadis-i şerif. O zulmetmiş olur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Hiç olmazsa yani bir evladımızın isminde Efendimizin ismi olsun. Zaten dikkat edilirse çocuklara isim konulurken ne yapıyoruz? Yani çocuğu kucağımıza alıyoruz, kıbleye doğru dönüyoruz. Sağ kulağına Ezan-ı Muhammedi okuyoruz. Yani Efendimizin ilan ettiği, bütün dünyaya ilan ettiği Ezan-ı Muhammedi okuyoruz. Sol tarafına kamet getiriyoruz. O kametle çocuğun ismini koyuyoruz. Burada bile aslında bir mesaj var değil mi bize? Yani isim konulurken Efendimizin getirdiği dine, şeriata ilan ettiği bütün hakikatlere o çocuğun kulağını alıştırarak, sağ kulağını da sol kulağını da. Ondan sonra isimlerini zikrediyoruz. Peki çocuğun ismi ne zaman konulmalı? Efendimiz Aleyhisselam çocuk dünyaya geldikten sonra bir hafta geçince işte ismi konulmasını, erkek çocuğuysa sünnet edilmesini, efendim ve akika kurbanı, yani böyle bir evladı lütfettiği için Cenab-ı Hakk'a şükür anlamına gelen akika kurbanının kesilip dağıtılmasını tavsiye etmişler. Daha sonra imkanı olan kardeşlerimiz o çocuğun saçını tıraş edip, bir hafta olduğunda tıraş edip o saçın ağırlığınca altını tasadduk etmeleri tavsiye edilmiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Tabii biz de bir kurban kesildiği zaman, yani bu yeni dünyaya gelen bir bebek dolayısıyla olabilir, bir adak olabilir veya vacip kurban olabilir, ceza kurban olabilir. Bizde şöyle bir adet var. Efendim kurban kesildiği zaman elimizi kanına batıracağız. İşte çocuğun alnına o kanı değdireceğiz. Yani böyle bir uygulama Efendimizin sünnetinde yok. Yani onu açıkça ifade etmemiz lazım. Efendimizin sünnetinde yok. Ama bu bir efendim hani günah mıdır, bir hata mıdır, yanlış bir hareket midir? Bu bizde adeten örf açısından devam eden bir uygulamadır. Hani kurban kesildiğini kesilmediğini az çok o kanın işte böyle alınlarına filan vurulmasıyla anlıyoruz. Ama bunu yapmamak lazım. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetinde böyle bir uygulama yok. Bir de anne sütü ile dünyaya gelen bebeği, ki bugün modern bilimde şunu söylüyor. Özellikle ilk 6 ay boyunca sadece anne sütü, yani vitamini, proteini, suyu vesaire ne varsa hepsini anne sütü çocuğa karşılıyor. Allah'ın hikmeti işte. Cenab-ı Hak yani çocuk dünyaya getiren bir hanımefendiye öyle bir özellik veriyor ki o çocuk rızkını hemen kucağında buluyor annesini. Ve 6 ay boyunca hiçbir şey ek gıda vermenize gerek yok. Verdiğiniz zaman zarar edecek iş yapmış oluyorsunuz çocuğa. Dolayısıyla annelerimiz de çocuklarını emzirmekten geri durmamalılar. Efendim işte et mamalar var, gıdalar var, bilmem ne var. Ya var, biz bir şey demiyoruz. Allah yokluğunu vermesin. Ama anne sütü hani doktorların ifadesiyle şöyle ifade edelim. Çocuğun tabiri caizse aşısı gibi bir şey. Yani çocuk anne sütüne devam ettiği sürece ona ekstra bir ilaç vermenize, herhangi bir hastalığa karşı aşı yaptırmanıza gerek kalmıyor. Cenab-ı Hak o 6 ay boyunca, hatta Kur'an-ı Kerim'de 2 yıla kadar anne ile baba istişare eder de çocuk emmeye devam etsin, sütüne devam etsin kararı verilirse 2 yıl bu süreç devam etmeli, ama erken kesilme durumu varsa çocuğun gelişimi vesaire anne baba kendi arasında istişare eder. Erken de kesilebilir ama 2 yıl boyunca anne sütü mutlaka çocukla bir şekilde buluşturulmalı. Evet, Efendimiz Aleyhisselam'ın döneminde bizdeki gibi hani bir çocuğun erkek çocuğumuza sünnet yapacağız, falancalara davetiye göndereceğiz, ziyafetler vereceğiz,
bugünkü şekliyle veya bir Mevlid-i Şerifler falan okutacağız. Bugünkü şekliyle Efendimiz Aleyhisselam'ın döneminde bir sünnet uygulaması yok. Ancak Efendimizin işte bu bir hafta olunca çocuğun ismini koymak, saçlarını tıraş ettirip ağırlığınca işte altın tasadduk etmek, akika kurbanını kesmek, erkek çocuğuysa sünnet ettirmek ve bunlar için bir ziyafet vererek bunu bütün efendim çevreye ilan etmek gibi Efendimizin bir uygulaması var. Bize bu neyi gösteriyor? Yani bugünkü sünnet merasimlerimiz bu sınırlara riayetle yerine getirilirse İslam'a aykırı olmaz. Yani içerisinde Rabbimizin anılacağı Kur'an-ı Kerim olsun, Mevlid-i Şerifler olsun, salatu selamlar olsun, ilahiler olsun, ikramlar olsun ve bu delikanlının, sünnet olan delikanlının İslam'ın şiarı haline gelen bir uygulamayla artık gerçekten Efendimizin sünnetine, Efendimizin şeriatına sahip çıkacağı ona hissettirilsin. İşte ata bindirilsin, sokaklarda gezdirilsin, paşa yapılsın, şu bu. Bunların İslam'a aykırı bir tarafı yok. Ama yeter ki yapılan ikramlarda veya o topluluk içerisinde Kur'an'a ve sünnete aykırı başka fiiller yapılmasın. Yani sünnet düğünü yapıyoruz diye işte kadın, erkek, herkes karışsın, vur patlasın, çal oynasın. Ne yapıyoruz? Sünnet yapıyoruz. Yani dinin bir ritüelini, bir uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Ama belki haramların en büyüklerinden olanlarına bir sürü kapı açıyoruz. Ya bu çok mantıksız. İslam dini açısından da son derece tehlikeli. Yani biz bunu belki yapan kardeşlerim Allah affetsin. Yapan kardeşlerimiz böyle din ile alay etmek, dalga geçmek için böyle bir şey yapmıyor ama fiili olarak baktığınız zaman yani bu şuna benzer. Teşbihte hata olmasın. Adam şimdi bir şans bileti çekiyor. Ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim diyor. Kardeşim bu hareket senin imanına sebep olur. Cenab-ı Hakk'ın haram kıldığı bir şeyi Allah-u Teala'nın ismini anarak yani sen haram kıldın ama ya Rabbi ben senin ismini anarak buradan çekiyorum. Ya Rabbi sen kadın erkek karışmasını birbirine haram kıldın ama yani sünnet dolayısıyla böyle bir cahiliye ortamını ben sağlıyorum. Ne kadar yanlış bir adım. Halbuki sınırlarına riayet edilerek bizim örfümüzde, adetimizde, geleneğimizde, göreneğimizde hep sınırlar bellidir. Efendim işte davul zurna çalın. Çalsın kardeşim davul zurna. Onunla bir derdimiz yok. Ama şimdi erkekler kadınları, kadınlar erkeği seyrederek de davul değil hiçbir şey çalmasın o zaman. Öyle bir şey varsa. Yani herkesin yeri sınırı belliyse örfler, adetler bizim için sıkıntı değil. Ama illa efendim davul çaldıracağız. İlla şöyle 3 gün 3 gece 40 gün 40 gece efendim ziyafetler, davullar, eğlenceler filan yapacağız. Bunu da abartmamak lazım yani. Her şeyi tadında bırakmak yani orta yollu bir ümmet oluşumuzu bu konuda da göstermek durumundayız. Evet şimdi biraz önce değindiğimiz çocuklara isim konulması meselesi var. Vaktimiz el verdiği ölçüde bu meseleye de biraz değinelim. Efendimiz Aleyhisselam İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadis-i şeriflerinde ki bu hadis-i şerif İmam Müslim'in sahihinde geçiyor. Buyuruyorlar ki inne ahabbe esmaikum ilallahi Allahu Teala'ya en sevimli olan isimleriniz nelerdir? Abdullah ve Abdurrahman. Abdullah ve Abdurrahman isimleri sizin isimleriniz içerisinde Allahu Teala'ya en sevimli olan isimlerdir. Ne demektir Abdullah? Allah'ın kulu demektir. Abdurrahman da Rahman'ın kulu demektir. Şimdi hemen şu soruyu cevaplayalım. Bazen mesela kardeşimizin ismi Abdussamet konuluyor. Abdussamet. Şimdi biz de kısaca Samet diyoruz. Geliyorlar hocam işte ya Samet sıfatı ismi Cenab-ı Hakk'a ait bir sıfattır, isimdir. Biz İhlas-ı Şerif'i okurken Estağfirullah kul huvallahu ehad Allahussamet diyoruz. De ki o Allah birdir, Allah Samet'tir. Ama bu ismi, bu sıfatı Cenab-ı Hak'tan alıp da bir başkasına Samet dediğimiz zaman çok tehlikeli bir şey söylemiş oluruz. Ama bizim kastımız haşa Rabbimizin Samet ismini, sıfatını alıp da falanca işte teyzemizin oğlu, kardeşimiz, oğlumuz ona biz Samet diyelim, bütün o sıfatları ona verelim değil. Yani Abdussamet şeklinde uzunca değil de Samet şeklinde söyleyelim diye düşünüyoruz. İnşallah bu bizi itikadi anlamda bir sıkıntıya sokmaz diye ümit ediyoruz.
Ama bu konuda dikkatli olmalıyız. Yani Abdussamed, Abdurrahman, Abdülkadir. Mesela bakıyoruz bazı kardeşlerimizin ismi Abdülkadir. Ama kardeşimiz artık utanıyor mu? Veya çok uzun yazmak istemiyor mu? Bazı çevrelere ne tür mesajlar vermek istiyor bilemiyoruz yani. Abdül kısmını atıyor, Kadir kısmıyla devam ediyor. Kadir. Ne demek? Kadir her şeye gücü yeten demek. Yani neyden utanıyoruz? İsmimizden utanıyoruz. Şimdi değineceğiz. Mesela bizim kültürümüzde yani öyle bir hale geldik ki kişiler sahip oldukları bazı isimlerden gerçekten utanır hale geldiler. Utanır hale geldiler. Mesela çok meşhur bir hocamızı biz biliyoruz. İlahiyat profesörü bir hocamız. Yani ismi Şaban idi. Sonradan ismini mahkeme kararıyla değiştirdi. Çünkü artık Şaban nedir? Yani affınıza sığınıyorum. İnek Şaban'dır. Yani inek olması neden kaynaklanıyor? Niye o bir inek George değil, inek Michael değil de inek Şaban? Çünkü bu isimler Şaban, Recep, Ramazan, efendim İslam'ın şiar artık isimlerinden birisidir. Şimdi Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri diyoruz. Yani Kastamonu'nun değil mi? Manevi dileklerinden, süt belki en büyüklerinden birisi, en büyüğü. Şimdi biz böyle bir zatın ismini artık inek, yani bir hayvan ismiyle anmaya başlıyoruz. Efendim Recep ismini başka bir filme feda ettik. İşte Şaban'ın arkadaşı Ramazan, efendim işte hücum anası kalkılır, işte bilmem ne yapılır. Şimdi bak Şaban ismi gitti, Recep ismi de gitti. Efendim Ramazan ismini de böyle harcadık. Şimdi zaten Abdurrahman, Abdurrezzak, Abdülbasit filan derseniz hocam ne yaptın yani vur dedik de öldür mü dedik diyor adam. Abdurrahman efendi yani. Ya bak Efendimiz Rabbimizin en çok sevdiği isimlerden iki tanesini söylüyor. Abdullah ve Abdurrahman. Ama biz bu isimleri maalesef son dönemde çocuklarımıza koymuyoruz. Biz daha çok işte artistler, futbolcular, sanatçılar, bilmem kimler. Yani hiçbir dini ve milli karşılığı olmayan, dini karşılığı da yok, milli karşılığı da yok. Yani bunu zaman zaman soruyorum. Şimdi Melisa ismi nedir yani? Birisi bir anlatsın bize. Ne demektir bu? Damla, su, nehir, ırmak, ağaç, toprak. Yani nedir bunlar ya? Yani isim kıtlığı mı çekiyoruz biz? Hayır. Hele hele şu devirde soy isim uygulaması var değil mi? Milyonlarca Abdullah olsa, milyonlarca Abdurrahman olsa karışır mı birbiriyle? Yani birisinin soy ismi şu, birisininki bu. Karışma şansı yok. Niye bunlardan utanıyoruz? Niye çekiniyoruz? Çünkü artık kültürel olarak yani hem milli hem dini anlamda kültürel olarak yozlaştırılıyoruz. Kendi kimliğimizden uzaklaştırılıyoruz. Abdülkadir demekten utanıyoruz. Aman ya Rabbi. Abdurrezzak demekten utanıyoruz. Halbuki rızık en çok rızık verenin kulu demek. Bunun neresi ayıp yani? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birçok isim değişikliğini bizzat kendileri yapmışlar. Mesela Asiye ismini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Asiye ne demektir? İsyan eden kadın anlamına geliyor. Asiye. Bizim kültürümüze bu da yaygındır değil mi? Bu ismi de kullanmamak lazım. Yani kime isyan ediyoruz? Bir anlamı bizim açımızdan yok. Efendimiz aleyhisselam bunu Cemile olarak değiştirmiş. Cemile yani güzel kadın anlamında bir isimle değiştirmiş. Asi ismini Asi yani isyan eden erkek anlamındaki ismi Muti'a ismiyle değiştirmiş. İtaat eden anlamına gelen bir isimle bunu değiştirmiştir. Mesela zihinde kötü çağrışım yapan isimleri de Efendimiz Aleyhisselam değiştiriyor. Mesela kesilmiş, budanmış, zamanı geçmiş anlamındaki Esrem ismini yeşeren ve mümbit anlamına gelen Zür'a ismiyle değiştirmiş. Alev anlamına gelen Şihab adını cömert manasına gelen Hişam ile karga anlamına gelen Gurab ismini Müslim ismiyle Efendimiz Aleyhisselam değiştirmişler. Yine Efendimiz Aleyhisselam Ekber, Berra yani Ekber en büyük demek. Berra da günahsız gibi açıkça kibir barındıran. Hani ne diyorlar işte Ekber Şah falan diyorlar ya. Yani böyle içerisinde kibir alametleri olan isimleri de insanın samimiyetini zedeleyeceği ve başkalarıyla ilişkisini engel olacağı düşüncesiyle Efendimiz bu isimleri değiştirmişler. Evet, isimler konusunda Efendimiz Aleyhisselam
tevhide uymayan, tevhidle bağdaşmayan her türlü ismi, yani her türlü isme karşı bir tavır almış, o isimleri değiştirmiştir Efendimiz Aleyhisselam. Mesela Abdül-Uzza, Abdüşşems gibi, Şems'in kulu veya Uzza'nın kulu gibi anlamına gelen isimleri büyük oranda Abdullah veya Abdurrahman isimleriyle Efendimiz Aleyhisselam değiştirmişlerdir. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Hasan Efendimizin ismini harp koymak istiyordu. Efendimiz Aleyhisselam onun yerine, yani savaş anlamına geliyor, onun yerine Efendimiz ismini birinin Hasan, diğerinin de Hüseyin olmasına karar vermişti. Efendimizin sadece kişi isimlerini değil, bazı kavimlerin veya beldelerin, yerlerin de ismini değiştirdiğine şahit oluyoruz. Mesela topraklı, tozlu anlamına gelen Afira adıyla anılan araziye Efendimiz Hadira, yani yeşillik, yeşil mekan anlamına gelen bir isim vermişler. Bununla ilgili birçok örnek var ama en bariz örneği dile getirelim. Efendimiz Aleyhisselam Medine-i Münevvere'ye geldiğinde oranın ismi neydi? Daha Medine olmadan önce Yesrib'ti. Ama Efendimizle beraber orası Medine, yani şehir, üstelik Medine-i Münevvere nurlandırılmış şehir oldu. Nurlanmış şehir oldu. Bu da bize değerli kardeşlerim, yani ismin bir anlamda isim sahibinin gönlünü hoş etmeyi amaçlaması gerektiğini, insanları hoşlanmadıkları lakaplarla çağırmamak gerektiğini, efendim yani siz birisine, hani eskiden oluyordu işte Kel Hasan, Kör Hüseyin, Topal bilmem kim, böyle deniliyordu. Yani şimdi bir köyde 10 tane Abdullah varsa insanlar birbirinden ayrılabilmek için işte Kelse Kel diyor, Körse Kör diyor. Ama şimdi böyle bir lakap takma, özellikle de hoşlanmayacağı şeylerle insanları çağırmak kavgalara, kırgınlıklara sebep olacak bir husustur. Bu konuda da efendim dikkatli olmak gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselam sevdiği, efendim hoşlandığı, razı olduğu bazı davranışlar karşısında da efendim bazı insanlara künyeler takmıştır. Mesela Safvan bin Ümeyye'ye efendim Ebu Vehb, yani eli açık. Hatta o dönemlerde işte kendisi müşrikti. Ama Efendimiz Aleyhisselam onun cömertliğini vurgulamak için ona Ebu Vehb diye hitap verdi. Yani cömert, eli açık anlamında. Hani hatırlayacağımız üzere Hazreti Ali Efendimiz'i bir gün bir ağacın altında toza toprağa bürünmüş haliyle Efendimiz Aleyhisselam buldular. Fatıma annemiz aralarında bir tartışma olmuştu. O da işte evi terk etmiş, bir ağacın altında uyuyakalmış. O da artık toz toprak Hazreti Ali Efendimiz'in eline yüzüne sirayet etmiş. Efendimiz Aleyhisselam onun o halini görünce işte kum ya Eba Turab buyurmuşlar yani. Kalk ey toprağın oğlu. O toprak elini yüzünü kuşattığı için kalk ey toprağın oğlu diye ona hitap etmişler ve kıyamete kadar Eba Turab, Ebu Turab ismi Hazreti Ali Efendimiz'in künyesi olmuştur. Şimdi biz de değerli kardeşlerim çocuklarımıza, torunlarımıza veya bize işte hocam Hacı abi bir isim tavsiye et de çocuğumuza, torunumuza bu ismi koyalım dedikleri zaman böyle işte sadece güncel, sadece efendim falancanın ismi, yani şu adam çok zengin, ismini koyalım zengin olsun. Şu çok şöhretli, şu çok para kazanmış, şu efendim şöyle olmuş. Böyle diyene kadar şöyle düşünmemiz lazım. Yani Efendimizin isimlerinden, sahabe-i kiram efendilerimizin isimlerinden, annelerimizin isimlerinden, bugüne kadarki gelen İslam ümmetinin bu konuda bir daralmışlığı yok, bir sıkıntısı yok. Yani bugün İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin ismini, efendim işte Numan'dır, Sabit'tir, İmam Şafii Hazretleri'nin ismini İdris'tir, Muhammed'dir. Yani babadan oğula doğru bu isimleri, İmam Malik Hazretleri'nin ismini, Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin ismini çocuklarımıza niye vermeyelim? Çocuklarımız o isimlerle inşallah isimlerini taşıdıkları insanlara çeksinler. Hem ilim açısından hem efendim ibadet, itikat, ahlak açısından onlara benzesinler. Mesela Fatih ismini çocuklarımıza neden vermeyelim? Yavuz Sultan, Yavuz Selim ismini niye vermeyelim? Kanuni Sultan Süleyman veya bütün dünyaya hakkı, adaleti tesis için İslam'ın mesajını götüren ecdadımızın isimlerini niye vermeyelim? Şimdi son dönemde bir Ertuğrul Süleyman, değil mi? Böyle bir şey başladı. İşte diziler filan başladı.
Bununla beraber biz daha yeni fark ettik ki ya Ertuğrul Gazi Osman padişahımızın değil mi? Osman oğullarının ilk padişah olarak kabul ettiğimiz efendim onun babasının ismi Ertuğrul'muş. Onun babasının ismi Süleyman imiş. Şimdi bakıyoruz şimdi Süleyman, Ertuğrul, Osman, Orhan bu isimlerde ciddi bir artış başladı. Yani böyle popüler kültürün kurban olmamak lazım. Onlar bizim büyüklerimiz. Onların isimlerine de yaşantılarına da dünyaya götürmeye çalıştıkları hak adalet mücadelesine de ister diziler olsun ister olmasın. İster gündemde olsunlar ister olmasınlar her zaman ihtiyacımız var. Cenab-ı Hak evlatlarımızı, torunlarımızı hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller eylesin. Cenab-ı Hak hasta kardeşlerimize acilen şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize de en kısa zamanda helalinden edalar nasibi müyesser eylesin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana bi hurmeti sirri suretil Fatiha.